Evet sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar diyorum. Bu gece bir yürüyüş sorusu daha çözelim dedik. Soru nispeten daha önceki sorulara göre kolay bir soru arkadaşlar. Ee, ama yine de bir çeldirici şaşırtıcı tarafı var. Yani düşünmeden atlarsanız yanlış yapabilirsiniz. Vitaminleri tanıtmışız demiştik. Vitaminleri düzenleyici organik bileşiklerdir demişiz. Vitaminlerden A, D, E, K yağda B ve C suda çözünür demişiz. Bu vitaminlerden kaç tanesi insan hücrelerinde sentezlenir. Sevgili arkadaşlar iki ihtimal var. İnsan hücrelerinde sentezlenmesi var. Bir de insan vücudunda sentezlenmesi var. Şimdi saygıdeğer arkadaşlar insan vücudunda sentezlenir dediğinde işte A vitamini, D vitamini, B vitamini, K vitamini dersiniz. İşte A vitamini karaciğerde D vitamini karaciğer ve böbrekte deride alınıyor. Deride bir öncül madde oluşuyor. Oluşan öncül madde karaciğer ve böbrekte D vitamine dönüşüyor arkadaşlar. B vitamini bazı bakteriler tarafından üretilir. Kalın bağırsağımızda. K vitamini bazı bakteriler tarafından üretilir. Kalın bağırsağımızda. Şimdi düşündüğümüzde A vitamininin ve D vitamininin bizim hücrelerimizde, karaciğer ve böbrek hücrelerimizde dönüşümünün tamamladığını görüyoruz. Yani A ve D vitamin bizim kendi hücrelerimizde üretilebiliyor. Ama B ve K vitaminleri bizim vücudumuzda bulunan, bizim hücremizde olmayan bakterilerin kendi vücudunda, vücut demeyelim de bakterilerin kendi hücrelerinde üretildiğini görüyoruz. Yani B ve K vitamini bizim vücudumuzda üretilse dahi arkadaşlar hücrelerimiz üretildiği manasına gelmiyor Burada sorunun cevabı yalnız, yalnız iki demeyeyim. İki. B ve K, K'dan dolayı değil ama A ve D'den dolayı. Burada cevabı iki deyip B ve K'dan dolayı iki diyen birçok arkadaş olabilir. Her ne kadar doğru olsa da yanlış bir yoldan doğru cevaplamış olurdu. Bu yüzden insan vücudunda, insan hücrelerinde deyimleri önemlidir. Bir gün çok pis ters köşe yapabilirler. Dikkatli olun arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.